Merhabalar, sizler için harika bir gezi hazırladım. Antalya, Kovada Gölü, Ankara, İnegöl, Kaz Dağları, Ayvalık, Datça ve Kalkan'ı sizlerle beraber gezeceğim bu gezide. Peki neyle yapacağım? Bu benim 2007 model Honda Transalp 650 motorum. Daha önceki bölümde sizlere Antalya'dan Kaz Dağları'na kadar olan yolculuğumu paylaşmıştım. Bu bölümde Kaz Dağları'nda nerede konakladığım, daha sonrasında nihai amacım olan yaklaşık 1800 metrede bulunan Sarıkız Türbesi'ne motorumla nasıl tırmandığım ve Wikiloc programından keşfettiğim orman yoluyla tekrar inişe geçmemi sizlerle paylaşacağım. Ayrıca motosiklet ekipmanlarımı yani korumalı kıyafetlerimi sizlere tanıtacağım. Let's go. Misafirlerimizi Kaz Dağları'nın iyi havasıyla, iyi suyuyla. İşte buldum bile Yive Otel. Tam umutsuzluğa kapılmışken kapıda oturan Ali Bey'i keşfettim. Ali Bey sağ olsun çok iyi birisi. Daha yeni hizmete girmiş olan otelinde kalabileceğimi bana söyledi. Böylelikle yerimi bulmuş oldum. Hemen önünde zeytin ağacım var. Küçük de olsa. Tahtacı Türkmenlerinin sembolü Kaz Ayağı. Gel. Gel kız olduğun belli senin. Bu 25'in. Odam şekil, önümden çekil oldu. Tabii biraz yorgunum şimdi. Kim ateş yakayım falan bir şey yapacak halim yok. Bütün gün motor sürdüm. Hızır ve Akaleos kamping kapalı. Normalde aradım hani geleceğim diye. Sıcak bir duş alacağım. Öyle. Motosiklet koruma ekipmanlarıma şöyle bir bakacak olursak. Buff, çizme, dizlik, kask, kışlık eldiven, kışlık mont, Robocop denilen koruma, şort ve pantolon, yazlık eldiven, yazlık mont, ve korumaların tamamını size gösterebilirim. Yarın çok vaktim yok. Datça'ya da gitmem gerekiyor. Yüzebilecek canım olursa bir suya gireceğim. Ayı Deresi'ne. Wikiloc'tan Sarıkız Türbesi'ni ve Kaz Avlusu denilen o taşı aldığımız yeri bulacağım. İşte Kaz Avlusu'na taşları bırakıp Sarıkız Türbesi'ne de Eda'nın verdiği tülbent gibi şeyi bağlayacağım. Günaydın. Türbeye gitmek için bir köylü bulduk. O abimiz girebilirsin dedi. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol. 10 lira bir ücreti var mı? Tamam. Girişimizi ayarladık. Aynen. Günaydın. Günaydın. Keyifli hamak var. Su kenarına inelim. Benim odam hemen şu. Salıncağımız güzel. Dalların hepsinde baya baya zeytin var yani. Şöyle bana özel bir ateşbaşı keyfi gözüküyor, öyle mi? Kahvaltının zenginliği şimdiden belli. Ateş de keyifli gözüküyor. Isıtıyor şimdiden. Günaydın. Şimdi dereye doğru. Burası yüzmek için çok hoş. Böyle balkonlar yapmış. Hani insanlar otursun, kitap okusun gibisinden. Rehber bulduk. Hani araba bulduk. Biz seni çıkartalım diye de ben istemedim. Tam girmelik su değil mi? Tam yüzmelik. Mevsim gereği biraz daha soğuk. İleride de havuz çok güzel duruyor. Smile. Hepsini bitirmeden bir çekeyim dedim. Biraz yedim gerçi. Tam böyle değildi. Suya girme zamanı. Valla nasıl gireceğim bilmiyorum ama girmem lazım. Soğukmuş ya. Buz gibi. Bak çıkarız herhalde. Dondum. Yüzdüm. Sizlere buraya neden geldiğim ve Sarıkız efsanesini anlatmak istiyorum. Sarıkız ve babası Kaz Dağları'nın eteklerinde yaşamaktadır. Babası hacca gittikten sonra köyün delikanlıları Sarıkız'a talip olurlar. Sarıkız hiçbirine yüz vermez. Onlar da dedikodu yayarak Sarıkız'a iftira ederler. Baba hacdan dönünce kimse yüzüne bakmaz, selamını almaz. Sarıkız'ı teslim ettiği komşusuna bunun sebebini sorduğunda Sarıkız'ın kötü yola düştüğünü söyler. Baba günlerce düşünür. Köyde yaşayabilmesi için namusunu temizlemesi gerekmektedir. Fakat çok sevdiği kızını öldürmeye kıyamaz. Yanına aldığı birkaç kazla kızını Kaz Dağları'nın zirvesine götürüp oraya bırakır. Orada yabani hayvanlara yem olur. Aradan yıllar geçer. Bayramış tarafından gelen yolcuların dağda yollarını kaybettiklerinde, darda kaldıklarında kendilerine sarı bir kızın yol gösterdiğini, yardım ettiğini söylerler. Baba bunun sarı kız olabileceğini düşünür. Dağın yolunu tutar. Zirveye vardığında duvarlarla çevrili kazların bulunduğu bir alanla karşılaşır. Babası namaz kılmak için abdest almak ister. Sarı kız abdest alması için babasının eline su döker. Babası suyun tuzlu olduğunu söyler. Sarı kız aceleden yanlışlıkla denizden aldığını söyler ve testisini vadilere doğru uzatır. Yeni doldurduğu suyu babasının eline döker. Babası buz gibi tatlı suyu tadınca kızının erdiğini anlar. Tırmanış keyifli devam ediyor. Yol gayet güzel. Şu şekilde. Herkes gelebilir. Ama yol çok bariz belli. O yüzden sorun olmuyor. Turlar veya kendi aracıyla gelenlere rehber de. Güzel yürüme yolları var. Buradan daha şuraya geldik. Şimdi daha bayağı tırmanacağız.
Sarıkız Tepesi'ne varacağız bakalım. Vay 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 vay. Edremit Körfezi. O sırada siyah kara bir bulut gökyüzünü kaplar. Sarı kız kaybolur. Babası kızının erdiğine, sırrının açığa çıkmasının nedeniyle kaybolduğuna kanaat getirir. Sarı kızın babası üzüntüyle tepelerde dolaşırken bugün Baba Tepe denilen yerde hayatını kaybeder. Yöre halkı sarı kıza ve babasına dağın yassı taşlarını üst üste koyarak mezar yaparlar. Bunlar Yörükler, Türkmenler denilebilir. Baharda gelip burada adak adarlar. Biz de burada kendi adağımızı adamıştık. Yaklaşık 8 sene önce. Ya olur düşersin, şaşarsın, ayağım mayağım incilir, iş olur yani. Nasıl olsa kaynayacak zaten daha. Kaz Dağları Milli Park'a giriş ücretlerinden de bahsedeyim. Şahıs başı 7 lira alınıyor. Yani yayan girmek istediğinizde otomobile 21 lira, işte küçük minibüs gibi araçlara 63 lira. Çadırlı konaklamaya da hani 1-4 kişi çadır arası düşünülmüş 15 lira deniyor. Fakat çadırlı konaklama şu an yapılıyor mu açıkçası bilmiyorum. Kahvemi içip devam edeceğim. 1200 metre civarında 1800'e çıkacak. Bir de alan kılavuzu denilen bir olay var. Yani bir rehber veriyorlar ve kendi aracınızla geldiğiniz zaman ancak rehber yardımıyla içeriye giriyorsunuz. Yoksa başka türlü kendi arabanızla içeriye almıyorlar. Ancak motosikletle geldiğiniz zaman tabii ki de bir arkanızda kimseyi taşıma zorunluluğunuz olmadığı veya taşıyamayacağınız için sizden bu kılavuz aranmıyor. Bu sayede 10 liraya girebiliyorsunuz. Tozlu mevkiine geldim. Ceviz Deresi'ne buradan yol var, 10 kilometre diyor. Nasıl bir yol bilmiyoruz tabii. Nereye çıktığını da bilmiyorum. Biz Tozlu mevkiindeyiz. Buradan devam ediyor tepeye Beypınar'a. Alan kılavuzu ücreti denilen yani rehber ücretleri de 85 liradan başlıyor. Yani otomobilinizle geldiğiniz zaman en aşağı bir 85 lira artı 21 lira yani 100 lira bir minimum maliyetiniz oluyor. Bir de sizlere kaz avlusunu tanıtmak istiyorum. Yaklaşık 8 sene önce 2 adet taş alıp dilek dilediğimiz kaz avlusu bir gün Bayramıç Ovası'na inerek çiftçilerin mahsulüne zarar veren kazlar için yapılmış. Köylüler bu durumu sarı kıza söylemiş. Sarı kız eteğine doldurduğu taşları saçarak bir avlu oluşturmuş. Kazlar da artık aşağılara inmez olmuşlar. Kaz avlusu diye anılan bu alanın duvar kalıntıları günümüzde bile rahatlıkla gözükmektedir. Burası zirve olduğu belli. Hemen buz gibi oldu. Buradan girmiştik. Şöyle şöyle geldik. Şu an buraya geldik. Sarı kıza gelmek üzereyiz. Karataş mevkiindeyiz. 1774. Bu askeri tepe. İki fotoğraf çekelim. Sarı Kızı 1726'ya geldik. Manzara güzel. Türbe orada. Eda'nın yazması. 2 adet buradan gelmiş olan taş 6 veya 8 sene sonra tekrar yerine konulacak. Bunlar kaz avlusundan. Yazma ise Sarı Kız için. Hadi bakalım. 1726'ya geldik. Herkesin bir dileği. Manzaraya bak. Vaziyet bu. Burası yazma için. Taşlarımızı koyacağımız avluyu daha bulamadım. Dediğimiz gerçek oldu. Keyifli kahve. Evet, şimdi bu taşları aldığım yeri buldum. Allah'tan zamanında fotoğrafı çekmişim. Bu tepeye yakın bir noktada dizili taşlar. Şimdi oraya doğru yürüyorum. Evet, şimdi bu Sarı Kız Türbesi ileride.
Burası ise kaz avlusu. Şimdi bakın burada bir şey var. Şöyle bir taş yığını var. Bu tepeye kadar gidiyor. Sel baskınlarını falan önlemesi için, Bayramış Ovası'nı koruması için Sarı Kız'ın eteklerinden döktüğü söyleniyor. Burayı bulmam zor oldu. Sarı Kız Türbesi'ne çıkan yola çıkmadan orada. Bakın şu tepeyi buradan aynı şekilde, şimdi cebimdeki taşları çıkartalım, taşlarımızı. Zamanında buradan bir yerden aldık. Dileğimiz gerçek olduğu için artık geri bırakabiliriz bunları. Sizleri buraya bırakıyoruz. Kendinize iyi bakın. Evet, taşlarımız ait olduğu yere geri geldi. Artık burada keyifle, huzurla dinlenebilirler. Yaklaşık 1850 metre olan Sarı Kız Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra iniş için Wikiloc programından bulduğum orman yolundan ineceğim. Bu orman yolunun daha iyi olacağını tahmin etmiştim. Ancak gittikçe orman yolu beni içine çekti ve gerçekten çok zorlu olmaya başladı. Nasıl çok gıcıkmış. Bir bölümün daha sonuna gelirken hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki bölümde bu orman yolu inişindeki maceralarımla bu yoldan nasıl kurtulduğum, daha sonrasında Ayvalık Cunda Adası'nda kampta kaldığım ve Datça ile Kalkan'a olan yolculuklarımı paylaşacağım.